yüksek yargı yerlerinin işleyişi, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi, konferansımızın kapsamını oluşturan başlık, her kelimesiyle mensubu olduğumuz üniversitemizin, kurucu vakfımızın... Hukuk devleti ilkesi konulu açılış dersini gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Bekir Şahin'i davet ediyoruz. Filistin'de, Gazze'de, Orta Doğu'da oluk gibi bir kan akıyor. Gerçekten de ve bütün kendine medeni diyen, uygar diyen bütün bir dünyanın gözü önünde katliamlar yaşanıyor. Kadın, çoluk, çocuk demeden, sivil demeden, hastane, okul, cami, kilise, ambulans ve bütün bunlar hedef alınarak insanlığın gözü önünde bir soykırım işleniyor ve insanlar buna müdahale etmiyorlar, seslerini çıkarmıyorlar. Kendilerine batı diyen, uygar diyen, demokrasiyle yönetildiğini ifade eden ülkelerin buna ses çıkarmamaları gerçekten çok büyük bir acı. Elbette batı uygarlığının içinde de vicdanlı, insaflı insanlar var ve onlar seslerini yükseltiyorlar, protesto ediyorlar, gerekli olan tavırlarını koyuyorlar. Bu da bir hukuk sorunu. Çünkü savaşın da bir hukuku var, ahlakı var. Yani şu anda hiçbir uluslararası anlaşmaya, sözleşmeye uygun olmayan bir şekilde, bir soykırıma varan şekilde bir katliamla karşı karşıyayız. İfade etmek istiyorum. Burada çok kıymetli hocalarımızın çok katkısı var. Yine Bahri hocamın, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere başarı, esenlik ve sağlık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yönetim ve gözetim ve denetiminde bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 3 İdari Savcı, 189 Bölüm Savcısı, 16 Şube Müdürü ve personel olmak üzere toplam 394 kişi görev yapmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Genel Kurulu'nun 5 yılını dolduran kendi üyeleri arasından gizli oyla belirlediği 5 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl için seçilir. Süresi biten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yeniden seçilebilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekte, başsavcı görevde bulunmadığı sürelerde de yerine vekalet etmektedir. Başsavcı vekilinin seçilmesi, başsavcının göreve gelme usulüyle aynıdır. Yargıtay Cumhuriyet Savcıların atanma usulü ise, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcılar arasında mesleki tecrübeleri ve nitelikleri dikkate alınarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından süreye tabi olmaksızın atanmaktadır. Bizde meslekte hakim savcı ayrımı yoktur. Bir yerde görev yaparken hakim, başka yerde savcı olarak atanabilirsiniz. Başkanım da ben de Arcıza Mahkemesi Başkanı kökenliyiz. Hakim kökenliyiz yani. Bulunduğunuz ilçede de İstanbul'da hakim olurken Edirne'ye savcı olarak atanabilirsiniz. Bunun için herhangi bir yasal engel yok arkadaşlar. Soru sormak isteyen ya da katkı yapmak isteyen varsa onları dinleyebiliriz arkadaşlar. Tarafsızlığı ve bağımsızlığı kesimden biraz daha uzaklaştığını siz aslında konuşmanın başında da söylemiştiniz. Yargı dediğimiz organ, mahkeme dediğimiz organ güçlünün karşısında güçsüzü koruması gerekir. Ancak bunun çok fazla mümkün olmadığını görüyoruz. Sizce yargı organlarımız tarafsızlığı ve bağımsızlığı ne kadar sağlayabiliyorlar? Değerli arkadaşlar, yargı son zamanlarda hep hedef haline getirildi. Hep hedef tahtasına konuldu. Elbette dediğim gibi yargı verdiği kararlar mutlaka doğrudur diye bir şey diyemeyiz yani. Verdiği kararlarda hatalı kararlar vermiş olabilir. Bir 15 Temmuz 2016'dan itibaren mesleğe çok sayıda hakim ve savcımız, genç hakim savcımız alınmak zorunda kalındı. Yani kıdem durumunu gözetmek zorundasınız. Hukuk fakültelerindeki eğitimin kalitesini gözetmek zorundasınız. Şimdi mümkün olduğu kadar Adalet Bakanlığımız, Adalet Akademimiz, Hakimler ve Savcılar Kurulumuz, Yargıtayımız, Danıştayımız, var gücümüzde biz meslektaşlarımızın eğitilmesi için çaba gösteriyoruz. İşte etik değerleri anlattım ben size. Onunla ilgili bizim internet sayfamızda bulabilirsiniz. Sosyal medyanın kullanımı var. Şimdi her konuşmamda ben hakim ve Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Sosyal medya paylaşımında bulunurken ideolojik, siyasi, dini, etnik, mezhepçi, cinsiyetçi paylaşımlarda bulunmaktan kaçınmanız gerekir. Yani bunun için sizin
sizin takipçilerinizin, menfaat gruplarının olmaması gerekir. Hakim ve Cumhuriyet Savcısının oturup kalkmasına, davranışına, giyimine, kuşamına, her şeyine dikkat etmesi gerekir. Şimdi burada efendim siyasi etkiyle karar verilebiliyor mu, şöyle olabiliyor mu? Eğer bunu veren yargı mensubu varsa, yani bu onun vicdani ve ahlaki sorumluluğuyla ilgili bir şeydir ve doğru bir şey yapmıyordur. Onların da kararları denetleniyor arkadaşlar. Her karar denetleniyor. İşte yargının şeffaflığını, hesap verilebilirliğini anlattık, öngörülebilirliği anlattık. Yani bunun için bu kurumlar var, bunun için bunlar geliştirilmiş. Elbette yargının sorunları var, biz bunlardan gözümüzü kapatmıyoruz. Ama yargının da böyle sosyal medya mahkemeleri vasıtasıyla her iddianın, her böyle şeyin ithamı haline getirilip hedef tahtasına getirtilmesinin de bu ülkeye, bu devlete, bu millete ve şeye, yargıya büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Binlerce insan, milyonlarca dosyayı tarafsız, bağımsız bir şekilde ve gerçekten de üstün bir gayretle sorunları çözme peşinde koşuyor, kararlar veriyor, binlerce karar veriliyor. Ama bir tane karar alınıyor, cımbızla çekilir gibi bu karar işte şu sahikle verildi deniyor. Eğer bu sahikle verildiği tespit edilirse, bununla ilgili olarak da yasal merciler gereğini yerine getiriyor. Ama yani sürekli işte yargıyı kötüleyen, yargıyı töhmet altında bırakan, yargıyı işte ne bileyim hedef tahtasına getirtip işte şuna tutuklama kararı verdi, buna tahliye kararı verdi, buna şöyle yaptı, buna böyle yaptı. Bu yani çıkmaz sokağa götürür bizi, bir kaos yaratır, insanların kafasında yargıya olan güveni azaltır. Bir şey ortaya atılıyor, bir iddia ortaya atılıyor. Doğru mu, delili var mı, belgesi var mı, şeyi var mı? Önüne sonuna bakılmadan, önüne arkasına bakılmadan hurra, bütün yargı bir töhmet altında bırakılıyor. Bu yargıya olan büyük bir haksızlık, topluma, millete, devlete olan büyük bir haksızlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.